Merhaba sevgili TR724 takipçileri, Gündem Özel'le birlikteyiz. Gündemde tabii ki hemen ana akım medyaya bakarsanız siyaset ağırlıklı. Çünkü Altılı Masa'nın adayı kim olacak? Altılı Masa kendi içinde uyumlu bir şekilde seçim sürecini götürebilecek mi? Ve tabii öte yandan Cumhur İttifakı'nda Sinan Ateş cinayetinden sonra acaba bir çatlama meydana gelecek mi? Elbette siyasetin gündemi her zaman olduğu gibi çok dolu. Ama bunların hepsini bir kenara bırakalım. Bir tarafta 6 yaşında bir çocuk var. Ciddi bir hastalığın pençesinde ve bu 6 yaşında çocuk iyileşmek için annesine muhtaç. Hatta daha net, daha açık ama daha üzücü olanı da söyleyelim. Modern tıbbın belirttiğine göre yaşama şansı da %20. Elbette umut kesilmez fakat onun iyileşebilmesi ve umudun diri tutulabilmesi için de annesinin o çocuğun yanında yer alması gerekiyor. Peki nasıl olacak? Çünkü anne demir parmaklıklar arkasında. İşte gündeminde sadece siyaset olmayan, bu tür mağduriyetlerin de arkasını takip eden HDP Kocaeli Milletvekili Sayın Ömer Faruk Gergerlioğlu bizimle. Sayın Gergerlioğlu hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sayın Gergerlioğlu elbette siyaseti sormak istiyoruz. Çünkü HDP hem siyasetin merkezinde yer alıyor hem de HDP belki hukuki olarak bir mağduriyetin pençesinde şu an. Fakat siz tabii ki kendi siyasi gündeminizin yanı sıra bir taraftan da bu mağduriyetleri çok ciddi bir şekilde kamuoyu gündemine taşıyorsunuz. Hemen Yusuf Kerim'le başlayalım. Yusuf Kerim'in annesiyle ilgili Adalet Bakanlığı'ndan bir takım talepleriniz oldu. Adalet Bakanı Sayın Bozdağ ne dedi ya da ne demedi? Son durum nedir? Şimdi efendim Yusuf Kerim Sayın'ın durumu 6 yaşında Ewing sarkom hastası bu çocuğumuzun durumu gerçekten insanım diyen herkesin içini sızlatır. Çünkü gerçekten olağanüstü büyük bir dram yaşanıyor. 6 yaşında bir çocuk 3 ay öncesinde maalesef ki bir Ewing sarkom adı altında bir kansere yakalanıyor ve bu kanserde tıbben oldukça tehlikeli, hızlı ilerleyen ölümcül bir kanserdir. Aile tabii tek çocukları var, ne yapacaklarını bilemez haldeler. Hemen hastaneye koşuyorlar ve çocuk hastaneye yatılıyor ve bu arada annenin işte 6 yıl 3 aylık cezası onanıyor ve babanın cümlesiyle ya başımıza bir sürü adil olmayan yargılamalar geldi, bir sürü sıkıntılar geldi. Çocuğumuz hasta oldu, hastanedeyiz, büyük bir şok yaşıyoruz. Ama herhalde bu iktidar bu kadar zalim olamaz. Bu anne çocuğun başında durur ve infaz erteleme herhalde bize verilir diye düşündük diyor ilk olarak. Ve fakat infaz erteleme başvurusunda infaz erteleme verilmiyor. Çünkü bu iktidarın çıkardığı ayrımcı yasalardan dolayı. Hani hukuki bir yasadan dolayı değil ki biz bu iktidarın çıkardığı yasaları hukuki olarak göremiyoruz ki. Çünkü bu yasa çıkarılırken mecliste biz sabahlara kadar mesai yapıyorduk ve ben feryat ediyordum. Bakın adli siyasi mahpus ayrımı yapmayın diyordum. Zaten adil olmayan yargılamalar var ve siz bir de bunun üstüne mahpusların yakınlarını bile adli veya siyasi olarak ayırırsanız hiçbir şeyle alakası olmayan bu insanlara da zulmedersiniz. Çok büyük bir kötülük yaparsınız. Etmeyin diyordum. Dinlemediler. Ve sonuçta işte birçok vakadan sonra şu anda da Yusuf Kerim Sayın'ın dramını yaşıyoruz. Efendim şimdi bakın çok sıkıntılı bir durum var. Çünkü çocuğun hastalığı hızlı ilerleyen bir hastalık. Bu hastalıkta tedaviler de şu anda çok başarılı olamıyor. Ve fakat anne cezaevinde anne için bir yasa gerekli ve fakat bu yasa da gündeme gelemiyor. Şimdi acilen 7. yargı paketi içine böyle bir maddenin konulması lazım. Yani bir bakın Bakan Bozdağ Temmuz ayında hasta mahpuslarla ilgili bir yasadan bahsetti değil mi? Ekim ayında meclis açılsın, hasta mahpuslarla ilgili bir yasa getireceğiz dedi. Ekim geldi, yasa yok. Kasım, yasa yok. Aralık, yasa yok. Ocak geldi, halen yasa yok. Ve Yusuf Kerim Sayın ve benzeri birçok hasta için dramlar devam ediyor.
Çocuğun hastalığı kötüleşiyor ve maalesef anne cezaevinden çıkamıyor. Baba işinden Sayın ayrılmış Yergerlioğlu, çocuğun başında. burada hatırlayacaksınız Sayın Bozdağ o bahsettiğiniz konuşmasında yargı bürokrasisine sitem ederek söylemişti bu durumu. Hani bu yönde yani hastalar yönünde, mağdurlar yönünde inisiyatif kullanılabilir demişti. Oysa sizin de belirttiğiniz gibi aradan aylar geçmesine rağmen siyaset bu noktada üstüne düşeni yapmamış görünüyor. Peki siz bir Evet. kimsiniz aynı zamanda? Takipçilerimize hatırlatalım. Bizim mevzuatımız şu an gerçekten buna uygun değil mi? Yani suçu ne olursa olsun ki siz az önce söylediniz ne kadar adil bir yargılama süreci bu tartışılır. Anne ölümcül hastalığı olan çocuğunun yanında bulunamaz mı? Cumhurbaşkanı gerekirse devreye giremez mi? Mevzuat buna uygun değil mi? Biz bu mevzuatı araştırdık efendim. Cumhurbaşkanının affı da bu durumda geçerli olmuyor. Çünkü hasta olan mahpus olması gerekiyor. Mahpusun yakını için Cumhurbaşkanı affı olmuyormuş. Mevzuatta maalesef böyle. Hasta için, yani hasta mahpus olsa evet Cumhurbaşkanı affı mevzu bahis. Yasalarda böyle bir durum var mı? Maalesef o da yok. Çünkü yasalarda anne işte hırsız olsaydı, uyuşturucu ticaretinden içeride olsaydı veyahut da gaspçı olsaydı, şu bu gibi adli suçlardan içeride olsaydı, şu an anne 1+1 yıl infaz erteleme alarak bu çocuğun başındaydı. Ama anne neden dolayı cezaevinde? Efendim, bankasıya 1034 lira yatırmış. Maaşını aldığı bankasıya 1034 lira yatırmış. Efendim, bir yurdun müdürlüğünü yapmış. Efendim, baylog kullanmış. Bu baylog içeriğinde suç içeren hiçbir cümlesi de yok. Bütün bunlardan dolayı efendim terörist muamelesi görüyor. Şu anda terör örgütü üyesi. Yani anne ortada, çocuğu ortada. Bu anneye terörist deniliyor ve daha da vahimi yaşamıyor. Hasta çocuğundan ayrılıyor. Anne cezaevinde sabahtan akşama kadar ağlıyor. Bana mektup yolladı. Ben çocuğuma muhtacım. Çocuk bana muhtaç diyor. Perişan bir durumda. Baba zaten 2-3 aydır işini gücünü bırakmış. Veya bu infaz erteleme işlemleri, Yargıtay onaması, efendim kötüleşen hastalık. Yani dağılmış bir durumda Süleyman Bey. Yani gerçekten çok üzücü bir halde. İçimiz parçalanıyor ona bakınca. Büyük bir Sayın aile dramı. Yergerlioğlu, anne Gülten Sayın zaten dilekçesinde ceza infazının ertelenmesini, çocuğunun tedavisi süresince en azından ertelenmesini istiyor. Yani bunu kamuoyunun dikkatine sunalım tekrar. Bir af yahut da cezanın iptali böyle bir talebi yok. Sadece infaz erteleme istiyor. Şunu merak Tabii. ediyorum. Siz yahut da sizinle birlikte sayabileceğimiz birkaç isim var siyasette. Bu konularda duyarlı. Sosyal medya bu konuda son derece duyarlı. Tamam. Peki Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında bu konuyu sahiplenip bu çocuğun yani tıbbın %20 yaşama şansı var dediği çocuğun hiç değilse tedavi sürecinde belki de maalesef son günlerinde annesiyle olabilmesinin önünü açacak bir aksiyon alınamaz mı meclis çatısı altında? Vallahi ne yapmalı, ne etmeli bir şey yapılmalı ve acilen bu anne çocuğun başına getirilmeli. Bakın ben bir hekim olarak doktorlarıyla konuşuyorum. En başta bana doktor hanım diyor ki ben de bir anneyim ve servisteki tüm hasta çocukların başında anneleri var. Ama bu çocuğun başında annesi yok. Ben de bir anne olarak buna çok üzülüyorum. Bu çocuğun tedavisinin başarısı için annesinin yanında olması lazım. Ve çocuğun tıbbi durumu iyiye gitmiyor. Bakın bunu da size son bilgi olarak söyleyeyim. 3 kür kemoterapi aldı. Hastalık gerileyeceğine ilerledi. Metastazlar arttı ve şu anda Yusuf Kerim yere basmakta zorlanıyor çünkü kemik metastazları var. Bakın geçen gün babasına baba yürüyemiyorum beni kucağına al dedi. Şimdi bu durumdaki bir çocuk, gittikçe kötüleşen bir çocuk. 4. kür kemoterapide çok daha ağır bir kemoterapi verilecek ve yan etkileri de oldukça ağır, kalbe yönelik yan etkileri ağır. Ona göre bir tedavi düzenlenecek. Oldukça sıkıntılı bir durumda. Yani ben gerçekten bakın geçen gün mecliste de konuşma yaptım.
Meclisteki tüm vekillere çağrı yaptım. Ne yapalım, ne edelim? Bir an evvel bir formül bulalım dedim. Şimdi bu görünen formül 7. yargı paketi içine bu meseleyi katmak. Yani bu ayrımı ortadan kaldırmak. Adli siyasi ayrımını ortadan kaldıran bir cümle yazdınız mı? Tamam, iş bitmiştir. Yani 15-20 gün sonra anne çocuğunun başındadır. Anne ben cezamı çekmeyeyim demiyor ki dediğiniz gibi. Anne ilk baştan da ya bana 6 ay infaz erteleme verin dedi. Çünkü biz biliyoruz ki çocuğun maalesef ki 6 aylık bile bir süresi yok. Yani anne 4-5 yıl cezaevi süreci görünüyor. 6 yıl, 3 ay yıl yatarı 44 ay civarında. Ve çocuğun kesinlikle o kadar bir zamanı yok. Çocuk gün gün adım adım ölüme doğru gidiyor. Tedaviler başarısız ve maalesef anne başında değil, annesizlikten dolayı tedavi başarısı sıfır. Meclise ben çağrı tekrar yapıyorum. Yani lütfen bu çocuk ölüyor. Yani şimdi siz bakın bir sürü gündem arasında bu konuyu ilk sıraya aldınız. Ne kadar iyi yaptınız. Çünkü benim için şu anda tüm gündemlerin arasında bu konu birinci sırada. Yani bir insan için bu böyle olması lazım. Ya bırakın başbakan kim olacakmış, cumhurbaşkanı kim olacakmış. Ya başımıza taş yağar. Arkadaşlar yani bir çocuk annesiz ölecek ya. Allah korusun başımıza taş yağar ya. Vallahi böyle yani. Olacak iş mi? İnsanlık buna bir çözüm bulamıyor mu? Yani bir 6 yaşındaki bir çocuk ağırlaşan, kötüleşen bir kanser hastasının başına yani yasalar nedir ya Allah aşkına? Yasalar insan içindir. Yani yasaları çıkaran biziz. İnsana rağmen yasa olabilir mi? Arkadaşlar diyorum, feryat ediyorum, mecliste vekillere hatırlatıyorum, tüm medyaya söylüyorum. 3 haftadır dilim kurudu. Bakın tüm duyarlı insanlar buna destek veriyor. Ama halen bir çözüm yok. Evet bir yasa gelmeli ama o yasa çıkana kadar bu çocuğun ömrü var mı? İşte kritik soru bu. Yasa ne zaman Peki, gelecek? Ya yedinci, evet ya senin yargı yargı paketi gelecek. Ve bunun içine bu konu alınacak mı? Daha o da net değil. Bakın şu ana kadarki açıklamalarla bunun içine böyle bir madde konusunda bir resmi açıklama yapılmadı. Ama herkes de biliyor, bakan da biliyor, tüm iktidar yetkilileri biliyor. Sayın Kılıçdaroğlu grup toplantısında bahsetti, Sayın Davutoğlu tweet attı, Sayın Karamollaoğlu çocuğu ziyarete gitti, tüm siyasi partilerin haberi var bundan. Yani bu çocuğu tüm bunlara rağmen annesine kavuşturamıyoruz. Bir utançtır bu. peki Sayın Gergerlioğlu, sizin sosyal medyadaki takipçileriniz görüyor, hatırlatalım. Siz geçmiş mağduriyetlerin de hesabını soruyor ve Sayın Bakan Bozdağ'dan cevap bekliyorsunuz. Hatta gün gün belirterek kaç gündür cevap alamadığınızı. Siyasetin Evet. şöyle bir yanı var. Kürsüde farklı tavırlar geliştirilebiliyor ama en azından kürsüde konuşma sonrasında, meclis sıralarında yahut da arkadaşlık mevzu bahisse daha samimi konuşmalar geçiyor olabilir aranızda. Sayın Bozdağ yahut da Adalet Bakanlığı'ndan yahut da Adalet ve Kalkınma Partisi'nden birileri sizi rahatlatacak bir gelişmeden bahsetti mi bu konuda? Yani süreç hızlandırılabilir mi bu 7. yargı reform paketiyle ilgili? Şimdi Bir çalışma açıkçası var mı? bakın şöyle bir durum var. Yani şu anda meclisin gündeminde EYT var. Veyahut da sözleşmelilerin kadroya alınması ile ilgili bir yasa var. En az 2 yasa görüşülecek. O da 15-20 gün en az sürer. Ardından 7. yargı paketi gelebilir. Onun içinde de böyle bir madde olacak mı olmayacak mı o da belli. Bakın şu andaki sıralamada Yusuf Kerim Sayın'ın aciliyeti yok. Yani şimdi aslında aciliyeti olsa bunu görseler bir haftada bu yasa geçer, bu yasaya bu maddeyi koyarlar. Bir hafta sonra da anne çocuğun başına gelir. Bakın bu kadar basit. Bu kadar basit bir şey yapılmıyor şu an. Ben biliyorum çünkü biz milletvekiliyiz. İşleyişi biliyoruz. Yani istense bakın 3 haftayı aşkındır feryat ediyorum. Birçok siyasi feryat ediyor. İstense bu yapılırdı ve anne çok kısa bir sürede çocuğun başına gelirdi. Şu andaki süreç içinde maalesef bir 15-20 gün içinde bu yasanın gelmesi maalesef ki mevzu bahis değil.
Yani sonrasında hangi gün gelir onu da bilemiyoruz. Geldiği zaman bu madde içine katılır mı onu da bilmiyoruz. Böyle bir durum var. Şu anda resmi bir sorduğunuz resmi bir açıklama yok. Yani biz Yusuf Kerim için gördük durumu. Böyle bir maddeyi katacağız. Şu ana kadarki açıklamalarda 7. yargı paketinde böyle bir madde yok resmi açıklamalarda. Katacağız. Ama buna rağmen biz Yusuf Kerim'i gördük ve acilen böyle bir madde katacağız şeklinde resmi bir açıklama yok. Belki yüzlerce defa ben mecliste, sosyal medyada feryat ediyorum. Kamuoyu feryat ediyor, siyasiler feryat ediyor. Ama bakanlıktan daha tık yok. Geçen gün bir gazeteciye açıklamalar yaptı. Uzun uzun açıklamalar yaptı. Ama ben mecliste de buna çok sitem ettim. Çünkü düşünün yani ya birinci konu bir insan için olması gereken bir konu hakkında ne o gazeteci denen kişi bakana bir soru soruyor ne de bakan böyle bir konuyu gündem ediyor. Yani gazetecilik de ölmüş durumda. Yani böyle bir konuyu sormaya çekiniyor biliyorsunuz. Kendisine gazeteciyim diyor ama bu kadar vahim, bu kadar medyatik olması gereken bir konu değil mi? Siz gazetecisiniz. Hani şu anda Yusuf Kerim'in durumu kadar tam bir haber konusu olan bir konu başka olabilir mi? Yani tam bir haber konusudur işte bu. Evet. Ama gazeteci bunu sormuyor. Bakan istese açıklama yapar, bakan açıklama yapmıyor ve saatlerce yapılan bir konuşmada Yusuf Kerim Sayın için bir açıklama yok. Yani gerçekten ben bunları gördükçe çıldırıyorum. Ve basın toplantımda da demediğimi bırakmadım. Ya böyle bir şey olabilir mi? Bu gazetecilik midir? Bu bakan olmak mıdır? El insaf, iki kişi karşılıklı tiyatro oynuyor. Yani en önemli bir mesele gündem değil ama işte bir takım teferruat onların gündemi. Biz bir an evvel iktidarın bu konuda bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Bakın şu anda ben neyse onu söylüyorum. Mevzuat, şu andaki mevzuat hakikaten Yusuf Kerim için bir şey getirmiyor. Ama ya yasa çıkarılabilir. Bu yasalar bizim elimizde efendim. Bu yasalar bizim elimizde. Alırsınız, evirir, çevirir, değiştirir. Ve bir insan için, o 6 yaşındaki çocuk için, yani ölüm döşeğindeki çocuk için annesi başında son günlerini geçirsin. Bunu sağlarsınız. Sayın Gergerlioğlu, hani sık sık mecliste de dile getiriliyor, mevcut sisteme tek adam rejimi denilebilir. Tamam, hani eleştirilebilir belki iktidar tarafından bu betimleme ama hani bunun doğruluk payı yüksek oranda. Çünkü siz de bir kanun hükmünde kararname mağdurusunuz. Bilirsiniz ki Osmanlı'dan kalma bir kanundur, memurun korunması yasası 657 sayılı yasayla. Bir takım değişikliklere uğrasa da bugüne kadar taşınmıştır. Fakat biliyoruz ki bu kadar sıkı bir yasaya rağmen Cumhurbaşkanı bir kararnameyle on binlerce memuru görevinden edebilmişti. Bu kadar bir imkan varken, çok açık bir alan varken acaba bakanlık konuyu Cumhurbaşkanı'na mı taşımıyor? Cumhurbaşkanının böyle bir konudan haberinin olmaması mümkün mü? Çünkü danışmanları hiç değilse sosyal medyayı takip ediyor. Hadi yaygın medyada yeterince yer bulamıyor diyelim. Ya ister istemez acaba bir kasıt ve aidiyet problemi mi söz konusu? Son olarak bu konuda ne dersiniz? Vallahi bu bilemiyoruz. İnsan olanın bunu bir çözüm masasına yatırması lazım. Duymamaları mümkün değil. Biz feryat ediyoruz günlerdir. Bu ülkenin ana muhalefet partisi lideri Sayın Kılıçdaroğlu grup toplantısında çok duygulu bir şekilde bunu anlatıyor. Biliyorum Sayın Kılıçdaroğlu sağ olsun gerçekten tüm samimiyetiyle konuya değindi. Yani en üst düzeylerin haberinin olmaması mümkün değil. Yani bakanlığın zaten mutlaka haberi var. Ama eğer ki yasalar müsaade etmiyorsa Cumhurbaşkanı'na götürsün. Burada siyasi bir konu yok ki. 6 yaşındaki bir çocuk ya. Bütün siyaset durur. Burada ne din farklılığı, ne mezhep farklılığı, ne siyasi görüş farklılığı. Böyle bir şey olabilir mi ya? Tüm insanlık için bir 6 yaşındaki çocuğu son günlerinde mutlu etmektir mesele. Onun başında annesinin olmasıdır. Annesine hasret gitmesin. Bunu sağlamaktır yani. Ben anlayamıyorum bunu nasıl kıllarını kıpırdatmıyorlar. Bunu izah etmek mümkün değil gerçekten. Umarız bir an önce ne olur ama bir şekilde
Yusuf Kerim annesine kavuşur ki altını çizelim, annesi zaten cezanın iptalini istemiyor. Anne sadece tedavi esnasında oğlunun yanında bulunabilmek, yani infaz erteleme istiyor. Bu bir elektronik kelepçeyle de sağlanabilir. Yani bir hakim kararına bile bakabilir aslında. Mesele sadece şu dönemde bazı aidiyetlerden korkmadan nasıl diyelim tavır alabilmek, sorumluluk alabilmek. Peki bununla bağlantılı olarak Sayın Gergerlioğlu, malumunuz bir taraftan yine Türkiye'nin değişmeyen gündemi hasta tutukluların durumu. Hani sık sık işte ileri yaştaki tutukluların vefatı haberini alıyoruz. Yahut da bir iki gün kala tahliye, vefatlarına bir iki gün kala tahliye ediliyorlar adeta. Bu konuda peki çalışmalarınız ne durumda? 7. Yargı Reformu paketine ilişkin. Şimdi efendim zaten üzücü olan nokta bakın 7. yargı paketinde bakanın Temmuz ayında söz verdiği hasta mahpuslarla ilgili bir husus yok. Sadece Yusuf Kerim yok değil. Hasta mahpuslarla ilgili bir madde yok efendim. Olacak iş değil. Kendi Çünkü biz konuşmasına rağmen. 2022'de evet bakın 2022'de mahpusların cezaevindeki kötü hallerini anlata anlata dilimiz kurudu. Efendim normal olmayan bir şekilde cezaevinde tutulmalarından dolayı kapasite üstü 50-60 bin kişi var cezaevlerinde şu anda. Hızla cezaevi yapılıyor. 384 cezaevi var ve 46 cezaevi yapımı yapılıyor. 2024 yılındaki hedefleri iktidarın eğer ki başta kalırlarsa 500 bin kapasiteli cezaevleri yapmak. Bakın. Gözlerini karartmışlar. Herkesi cezaevine dolduracaklar. Canla başla cezaevi yapıyorlar. Bütün memleketin parası cezaevlerine gidiyor. Çünkü oranın yapımı da sürdürülmesi de çok büyük masraf. İşte betonu, demiri çok daha fazla harcanıyor. Efendim işte masrafı da çok fazla. Bütün bunlara rağmen canla başla cezaevi yapıyorlar. Ve şu anda 50-60 bin kapasite üstü insan var. Ne demektir? Yani cezaevlerin binlerce ihlali saya saya bitiremiyoruz. Onlara daha girmeyeyim ama şunu söyleyeyim. Bir yerde ihlaller yoğun bir şekilde varsa lüzumundan büyük bir kapasite fazlalığı varsa orada ilk ne bozulur? İnsanın neyi bozulur? Hepimiz insanız. Sağlığımız bozulur. Yani cezaevine normal girerseniz hasta çıkarsınız. Hasta girerseniz daha hasta çıkarsınız. Normal girerseniz kanser olup çıkarsınız. Ve bu arada da tanı, tedavi aşamaları hep gecikir. Çünkü dezavantajlı bir hasta grubusunuz. Mahpus hastalar dezavantajlı hasta grubudur. Ve en sonunda da infaz erteleme işlemleriniz gecikir. Geciktirilir daha doğrusu. Çünkü hasmane bir tavır var maalesef. Ve en sonunda ölüm deşiğine gelirsiniz. Ya size infaz erteleme verilir ya da verilmez. Ya ölüm deşiğinde ya da işte infaz erteleme verilmeden ölürseniz tabutta tahliye olursunuz. Bazen de ölü son anda ölüm deşiğinde infaz erteleme veriliyor veya verilmiyor. İşte böyle büyük dramlar yaşanıyor. Şimdi bütün bunlara rağmen de yeni yargı paketinde hasta mahpuslarla ilgili bir şey yok. Şimdi olan şey nedir? Bakın olanı da söyleyeyim, olmayanı da söylüyorum. Olan bir genelge var şu an. Bu genelge niye çıktı efendim? 2022 yılı boyunca onlarca mahpus öldü. Psikolojik ve fizyolojik sıkıntı vardı. Biz bunun çetelesini tuttuk. 1 Aralık 2021, 1 Aralık 2022 arasında 73 kişi öldü cezaevinde. Bunların 34'ü girdikleri psikolojik sıkıntılar sonucunda şüpheli ölüm yine de kabul ediyoruz. İntihar olarak açıklanan ölümlerle öldüler. Çok yüksek bir sayı. Maalesef hem intiharlar hem hasta mahpus ölümlerinde dünya birincisiyiz şu anda. Ve bu çok yüksek bir sayı oldu. Biz defalarca feryat ettik. İnsan hakları kuruluşları, insan hakları dernekleri feryat etti. Ve bakan sonunda lütfetti. Temmuz ayında bir açıklama yaptı. Ekim'de yasayı getiriyorum. Tamam, çok feryat etmeyin dedi. Biz de beklemeye başladık. Ama işte Ekim'de yasa falan yok. Ne oldu bu sefer? Farklı kesimden insanlar da ölmeye başladı. Yani şimdi işte KHK, İhraç, cemaat tandanslı mahpuslar veyahut da Kürt mahpuslar çoğunlukla buralarda mağdur oluyordu. Fakat bu sefer
Bir 28 Şubat mahkumu eski bir paşa hayatını kaybetti. Vural Avar Paşa. Ve Vural Avar'ın ölümü tabii bizim için yine bir hasta mahpus ölümüdür. Kesinlikle kabul edilemeyecek bir ölümdür. Ben 28 Şubat'tan çok çekmiş bir insanım ama 28 Şubat mahkumu olsa da bir insanın Alzheimer olduğu halde 85 yaşında tahliye edilmesi, infaz ertelemesi verilmesi gerekirken bu kadar zalimce son saniyesi ne kadar cezaevinde tutulması ve ne yaptığını bilmeyen, avukatını tanımayan bu insanın en sonunda tuvalette düşüp hayatını kaybetmesi korkunç bir şey. Yani bütün vicdanımızı sızlatan bir şey. Peki onlarca ölüm karşısında susan bakanlık bu sefer ne yaptı? Bu sefer bakanlık ne yapacağını bilemedi. Yine çünkü büyük bir skandal vardı ve önemli bir kişiydi. Bizim için herkes önemlidir. Tüm ölümler önemlidir ama bakan için nedense bu ölüm o büyük bir telaş oluşturdu. Cumhurbaşkanının Tepki gelecek cenahtan dolayı. affedilmesinin geciktiği efendim. Tepki gelecek cenahtan dolayı. Evet. Ve bu Cumhurbaşkanı'nın af yetkisi de gecikmişti. Bir de bu da onları çok zorluyordu. Çünkü talep edilmeden Cumhurbaşkanı onu af edebilirdi. Biz KHK ile ihraç edilmiş Bilal Konakçı örneğinde bunu görmüştük. O zaman talep olmamasına rağmen bir Cumhurbaşkanı affı gelmişti. O bütün bunları çok yakinen takip ediyorum. Bu paşada böyle bir af gelmemişti. Ve bir gecikme vardı. Hakikaten büyük bir ihlal vardı ortada. Ve bu mahpus öldükten sonra da bakanlık ne yapacağını bilemedi. Alelacele bir genelge hazırladı. Bu genelge ya işte şu anlama geliyor. Ey Adli Tıp Kurumu, ya biz çok mahcup olduk. Böyle olumsuz karar verecek bile olsan dosya Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'ne gelsin. İşte medyada veya siyasetçilerin dilinde bu konu bir skandala dönüşmeden ben bu konuyu bir şekilde halledeyim genelgesi. Bakın resmen bu. Yani bu süreçler içinde adli tıpa gidişler, gelişler, olumlu veya olumsuz karar ve sonuçları hakkında ağır kanlı bir süreç var. Çünkü düşünün, yani inim inim inleyen bir hastasınız. Ve evraklarınız gidecek yere sizi kötü bir araçta, sizi perişan edecek bir araçta diyelim Ankara'dan İstanbul'a götürüyorlar. Diyorlar ki senin gelmen lazım adli tıp kurumuna girmen için. Aslında bakın böyle çok örnekler var. Hastanın gitmesine gerek yok. Dosyası, evrakları gitse yeterli ama illa sen de gideceksin diyor. Hasta alıp götürülüyor, perişan oluyor. En sonunda infaz erteleme ya veriliyor ya verilmiyor. Verilse bile mahkemeler bunu iptal ediyor. Bir de böyle bir durum var biliyorsunuz. Yani artık dördüncü, beşinci kez de adli tıp grubu artık pes deyip de infaz erteleme veremiyor ama ilgili mahkeme üyeleri doktor olmadıkları halde bu raporu iptal edip kişiyi yine yoğun bakım yatağında mahpus olarak tutabiliyor. Böyle korkunç örneklerle gördük. Mahpuslar birkaç gün sonra vefat ettiler. Yoğun bakımda elleri kelepçeli bir halde, yataklarına kelepçeli halde vefat ettiler ama sonunda pes eden adli tıbbın kurumunu bile kabul etmeyen mahkemeler yüzünden oldu. Bu mahkemeler işte toplum açısından tehlike arz ediyor diye, güvenlik açısından tehlike arz ediyor diye bu mahpusları tahliye etmedi. Ya bunu söylediği mahpuslar da düşünün yani entübe haldesiniz, yoğun bakımdasınız, ölümle baş başasınız, can çekişiyorsunuz. Bu halinize diyor ki toplum açısından güvenliği tehdit eder. Ya adam ölüyor zaten. Adam ölüyor zaten. Ve böyle kararlar alıyor. Böylesine vicdansız bir şey. Şimdi bu vicdansızlıkları biraz hafifletici bir genelgeyle şunu demek istedi bakanlık adli tıp kurumuna. Ya bak biz hepten mahcup olduk, rezil olduk. Ya bu işleri biraz da hızlandırın yani. Bak, veyahut da olumsuz karar verirsen yine de bize gönderin. Biz öyle bir bu işi, bu rezaletleri, skandalları sümen altı edici bir takım kararlarla gerekirse Cumhurbaşkanına götürürüz mesela. Bakın
Mesele bu. İşin özeti. Biz biliyoruz bu işleri. Ama burada bu genelge ile çözüm bulduklarını sandılar. Biz biliyoruz ki A'dan Z'ye hasta mahpusların çok konusu var. Ha, bakın mesela mahpusun ağır hasta eşi veya yakınının adli ve siyasi ayrımı yapılarak mağdur edilmesi konusuyla ilgili bir genelge mi bu? Hayır. Peki bu genelgede Yusuf Kerim konusuna bir çözüm bulunabilir miydi? Evet, bulunabilirdi. Çünkü Yusuf Kerim o sırada hastaydı ve bakanlığın bundan haberi vardı. Peki Yusuf Kerim'i genelgeye alabilirler miydi? Alabilirler. Ama almadı. Peki 7. yargı paketine alıyorlar mı? Belirsiz. Başka birçok hasta mahpuslarla ilgili madde var. Bunlarla ilgili bir gelişme var mı? Yok. Yani böyle uydurup genelgelerle aman bürokratlar bir durumu kurtaralım genelgesi çıkarın. Bakın. Aynen bu durumu. Bakan bunu söylüyor. Ben ona Adalet Bakanı da demiyorum biliyorsunuz. Zulümat Bakanı diyorum. Bakan bunu söylüyor bürokratlara. Aman aman bizi bir daha rezil etmeyecek bir genelge çıkar. Fakat alelacele yapıldığı için farklı birçok hasta mahpus konusunun halledilmediğini görüyoruz. Bunları Oysa bu halledecek genelgenin kapsamı geniş tutularak pek çok konu ölümcül noktaya varmadan bağlanabilecekti, evet, çözülebilecekti. Çok önemli bir bağlanabilirdi şekilde veya bir ifade etmiyor. genelgeye koymamışsan bari yasaya koy. O da yok. 7. yargı paketinde o da yok. Peki ne anladık biz bu işten kardeşim? Sen Temmuz ayında bunun sözünü vermiştin. Neredesin Bekir Bozdağ? Sen de kanser hastasısın diyorum. Ona bakın basın toplantımda söylüyorum. Sen de kanser hastasısın. Hiç mi bu kanser hastalarına empati yapmıyorsun? Yaşlı kanser hastalarına, 6 yaşındaki kanser hastalarına, onların yakınlarına hiç mi empati yapmıyorsun? El insaf ya. Yani gerçekten her şey duruyor ya. Her şey duruyor. Akıl, mantık, vicdan, insaf, her şey duruyor, bitiyor yani. Böyle bir ülke şu anda Türkiye. Vural Avar'ın cezaevinde vefatından sonra dediğiniz gibi bu gündeme getirilen genelge olsa olsa Zevahir'i kurtarma çabası olabilir. Yine Zevahir'i Aynen. kurtarma başlığı altında değerlendirebileceğimiz bir karar söz konusu ya da siz de öyle mi değerlendirirsiniz? Anayasa Mahkemesi kritik bir karar verdi. Evet, geç bir karar çünkü mağduriyet yıllara yayıldı. Kaldı ki bunun telafisi daha uzun yıllara yayılabilir. Sadece mağdurlar açısından değil, ülke açısından da bu böyle. Tabii ki olağanüstü halle ilgili bazı kanunların, daha doğrusu bazı durumların kalıcı olmasının önüne geçildi bu kritik kararla. Zamanlama Evet. açısından nasıl buluyorsunuz bunca sene sonra? Anayasa Mahkemesi'nin bu kararını nasıl değerlendiriyorsunuz o halle ilgili? Şimdi efendim Anayasa Mahkemesi maalesef çok gecikmeli doğru bir karar aldı. Son zamanlarda bazı böyle önemli kararlar çıkıyor. Hepsini bir masaya yatırmak lazım tabii. Şimdi aslında biz bunu defaatle söylüyoruz. Gerçek anayasa hukukçuları da sürekli söylüyor. OHAL KHK'ları anayasaya aykırıdır. Çok net. Bu KHK'lar iptal edilmeliydi Anayasa Mahkemesi tarafından. OHAL'e uygun olmadığı için fakat bunu yapmadılar. Ben bunu hukuki lisanla da defalarca anlattım. Yeri, süresi ve konusu itibariyle çok ayrıntılı anayasa hukukçularıyla da konuştuk. Yeri, süresi ve konusu itibariyle bu KHK'lar OHAL'e dolayısıyla anayasaya uygun değildi ve Anayasa Mahkemesi bunları iptal etmeliydi. Fakat böyle yapmadılar. Bir belki iktidar korkusu olduğu şu bu bilemiyoruz. Ve bu KHK'larla korkunç suçlar işlendi. Biz bunların raporlarını düzenledik. Efendim işte insanların hayatı alt üst oldu. Ölümler, intiharlar, kanserler, hastalıklar, depresyonlar, ekonomik sefaletler, sosyal dışlamalar, ötekileştirmeler normal topluma göre KHK'lar arasında 40-50 kat arttı. Korkunç bir tablo çıktı. Tam bir kırım, soykırım oluştu. Ve bütün bunlardan sonra Anayasa Mahkemesi kalktı son zamanlarda. Efendim işte o hali devam ettiren 7145 sayılı yasanın bazı maddelerinde hatalar var. Bunları iptal ediyoruz dedi ve bazı önemli iptal kararları aldı. Tamam, bu iptal kararları doğru ama yıllardır nerede? Bu iptal kararının alındığı gün çok trajik bir şekilde OHAL komisyonunun raporu da açıklandı.
OHAL komisyonu çok da önemliydi aslında aynı gün olması. OHAL komisyonu yaptıklarını hep anayasaya uygun olduğunu söylerken Anayasa Mahkemesi bu bahsettiği meseleler hakkında anayasaya uygun değil kararlarını açıklıyordu. Hani düşünün, OHAL komisyonu gururla böyle bir rapor açıkladığını düşünüyor ama A'dan Z'ye bir kırım raporu bu. Çünkü bu raporun içinde öyle maddeler var ki, ya diyorsun ki sen hiç utanmıyor musun bunu açıklamaya? Ya mesela diyor ki biz diyor OHAL komisyonu olarak eşinden dolayı ihraç edilen kişilerden 1956'sını iade ettik. E tamam da sen bana şunu açıkla. Kardeşim bu ülkede demek ki hiçbir suçu günahı yokken eşinin bir takım yasal, legal kriterleri ileri sürdü. İşte bankasında param vardı, yok şu derneğe üyeydin, yok bir barış bildirgesine imza attın gibi nedenlerden. Yani hiç alakasız kişinin eşi de ihraç edildi. Biz bunu yıllardır söylüyorduk zaten. Yani kişinin eşinden ne istiyorsunuz diyorduk. Ama bunu inkar ediyorlardı. Yok efendim olur mu? Biz suçluları ihraç ediyoruz diyorlardı. Şimdi OHAL komisyonu raporu diyor ki efendim biz alakası olmadığı halde ihraç edilen KHK'lının eşi eşlerinden 1956 kişiyi iade ettik. Yahu hiç yüzünüz kızarmıyor mu şu yaptığınızda? Yani bir insanın yüzü kızarır ya. Acaba ve bu insanlar 5-6 yıldır ne çekti? Kaçı intihar etti? Kaçı kanser oldu? Bundan haberin var mı senin? Veyahut da sen bu bir miktarını iade etmişsin. İade etmediklerin kaç tane? Suçsuz, günahsız bir ton insan. Bundan bilgi veriyor musun? Anayasa Mahkemesi bütün bu yaptıklarının anayasaya aykırı olduğunu kaç gündür çeşitli kararlarla açıklıyor. Mesela geçen gün işte KHK ile kapatılan bir derneğin üyesi olmanın işte OHAL komisyonunda biliyorsunuz ve diğer KHK'larda terör örgütü üyesi olmakla eşdeğer tutulduğunu biliyorduk. Böyle bir durumun anayasaya aykırı olduğu kararını verdi AYM. Yani bunu anlamak için anayasa hukukçusu olmaya gerek yok ki. Ama 6 yıl sonra bu kadar bariz bir şey hakkında ancak açıklama yapan bir AYM var ortada. Efendim geçtiğimiz 2 gün önce Bankasya'daki parası bloke edilen bir vatandaşın parasının bloke edilmesinin anayasanın mülkiyet hakkı ile ilgili 13. 30 ve 35. maddelerin ihlali olduğuna karar verdi. E günaydın AYM. Yani yüz binlerce insanın hayatı darmadağın edildi. Bugün sen diyorsun ki efendim işte TSK Emniyet Dışişleri Bakanlığı'ndaki iade edilen insanların araştırma merkezlerinde görevlendirilmesi anayasaya aykırıdır. Efendim akademisyenler iade edildiğinde kendi üniversitesine iade edilmemesi anayasaya aykırıdır. Ve benzeri bir sürü karar alıyorsun. Efendim tutukluluğun dosya üzerinden değerlendirilmesi anayasaya aykırıdır demişsin. Doğru. İnsanlar yıllarca boş yere tutuklu tutuldu. Zulmen hamile kadınlar, bebekli anneler, lohusa kadınlar yani kendileri dinlenmeden, tutukluğa itirazları dinlenmeden dosya üzerinden insanlar zindanlarda tutuldu ve hasta oldular, hasta mahpus oldular, hayatlarını kaybettiler. Yani zalimliğin, vicdansızlığın şeyi yoktu yani. Maalesef sınırı yoktu. Komisyon kurulduğu sıralarda zaten siz de tartışmaların içindeydiniz zaten. Komisyonun anayasanın zeminine uygun olmadığı, yani anayasal bir komisyon olamadığı o zaman hukukçular tarafından ısrarla vurgulandı. Çünkü komisyonun çalışma prensipleri arasında kendi açıklaması var başkanın. Mahkeme kararlarının ötesinde, yani üstünde diyebiliriz rahatlıkla. Oysa bir hukuk devletinde mahkeme kararının üstünde hangi komisyonun kararı olabilir? Hani sırf bu sebeple bile defalarca lağvedilmesi gereken bir kurup doğal görev süresini tamamladı. Son olarak çok kısa bir cümle yine bu konuda Sayın Gergerlioğlu. Acaba hani seçime dönük bir hamle miydi yoksa Anayasa Mahkemesi'ni hadi tenzih edelim her şeye rağmen tamamen dosya trafiğinden kaynaklanan bir yoğunluk muydu? Bu karar çok daha önce çıkabilirdi. Bu son alınan AYM kararı. Evet.
Bilemiyoruz tabii. Seçime mi yönelik? Onların zihninde neler oluyor, ne bitiyor? Bilemiyoruz. Bir plan program mı var? Bunları da tam takdir etmek mümkün değil ama bu kararların çok daha önceden alınması gerekiyordu. Çok büyük mağduriyetler oldu. Buna KHK'ların açıkçası tümden müdahale edilmesi gerekiyordu. bir söylentiye dayanarak soruyorum bunu açıkçası. Çünkü malum seçime dönük işte EYT kesinlikle çözülmeyecek gibi bir yaklaşım vardı yakın zamana kadar. Oysa yaş sınırı kaldırılarak sorun çözülecek. Tabii mutlaka detayda bir takım farklılıklar olabilecektir. Kanun hükmünde kararname mağdurları için de bir adım atılabileceği söylentileri var. Acaba onun hukuki altyapısı hazırlanıyor olabilir mi? Ben çok tahmin etmiyorum çünkü bu konuda hala büyük bir hukuksuzluk, hasmane tutum maalesef ki devam ediyor. İktidarın bu konuda hukuka döneceğini açıkçası pek tahmin etmiyorum. Bunlar yürütmenin çok da hoşuna gitmeyen AYM kararları. Yani çünkü zaman zaman onlar AYM'nin bu tür kararları karşısında Anayasa Mahkemesi'ne kararlarına saygı duymuyorum, tanımıyorum gibi laflar ettiler. Yoğun bir baskı altında tutmaya çalışıyorlar Anayasa Mahkemesi'ne ama işte bazen böyle önemli anayasal kararlar çıkabiliyor. Ben yürütme yetkililerinin maalesef ki hiç iyi niyetli olmadığını, aksine çok kötü niyetli olduklarını bu konuda düşünüyorum. Peki buradan siyasete geçelim. Partiniz şu an siyasetin merkezinde. Cumhur İttifakı açısından da Millet İttifakı açısından da dengeleri değiştirecek işbirliği HDP ile yapılacak işbirliği. Fakat HDP'ye Cumhur İttifakı'nın bakışı ortada. Kendisi görüştüğü halde görüşme ihtimali olan Millet İttifakı'nı terörle yahut da terör destekçileriyle yan yana gelmekle suçluyor. Ben eminim ki yüz ifadenizden de bunu anlıyorum. Bu konuyu konuşmaktan bıktınız. Çünkü HDP'li diğer milletvekillerinde de bu bıkkınlığı görüyorum. Hani kendini ifade etme bıkkınlığı artık bu. Fakat her şey ortada. Buna rağmen Millet İttifakı niçin bu konuda somut bir adım atmıyor? Hala bu çekinceyle mi atamıyor? Tabii çok üzücü bir hal bu. Türkiye'nin dev meselesi, birinci meselesi, Kürt meselesinin halli gerekiyor. Anayasal olarak çözümler gerekiyor. Biz bunu defalarca söylüyoruz. Siyasiler söylüyor. İş çıkmaz sokağa sürükleniyor. Arap saçına dönsün isteniyor. Ve çetrefil bir halde kalsın isteniyor. Aslında mesele çok basittir. Anayasal, adil ve eşitlikçi bir takım düzenlemelerle mesele biter. Çatışmalar biter. Ortada ne örgüt kalır ne başka bir şey. Yani tamamen insanlar mutlu, huzurlu olur. Çünkü hani eşitlik, adalet sağlandıktan sonra zaten mesele biter yani. Bakın bu mesele bitmiş olur. Çünkü mesele yani işte silahlı çatışmaların ortaya çıkması bir neden değildi, sonuçtu yani. Siyasetin çözemediği bir konu sonunda çatışmalara dönmüştü. O yüzden biz başa dönülmesi gerektiğini söylüyoruz ve çözümün anayasal tedbirler olduğunu söylüyoruz. Fakat toplumun fertleri de bu noktada çok kafası karıştırılmış durumda ve oylar da bu noktada önemli bir etken oluyor. Muhalefet partileri işte kafası karıştırılan, kirletilen toplumdan oy aldıkları için bu gerçekliği görmeye yanaşmıyorlar. Hani toplum Kürt dendiği zaman sana terörist diyor, efendim Kürt meselesi dediğin zaman zıplıyor. Yani bu kadar maalesef hastalıklı bir hale gelmiş bir toplumda. Muhalefet partileri de oy kaygısıyla veyahut da onların da kendi zihni sıkıntılarından dolayı bu kadar basit gerçekleri göremiyorlar. Hani şu anda Kürt meselesinde başat bir rol oynayan HDP ile bu Kürt meselesi konusunda uzak durmamaları gerekiyor. Fakat Kürt meselesi konusunda son derece tedirginler ve aman bize de terörist derler, aman başımıza iş açarız tavrı içindeler. Fakat bunu söyleyen kendisi kaybediyor, kaybeder. Çünkü Kürt meselesi yani sadece bir partiyle alakalı bir mesele de değil. Yarın öbür gün HDP olmayabilir, olabilir. Ama Kürt meselesi bitmediği müddetçe Türkiye'nin sorunları bitmez. Hani istediğiniz kadar
Ben Millet İttifakı'na da, Altılı Masa'ya da, iktidara da bunu söylüyorum. Deve kuşu gibi kafanızı kuma gömerek bu sorunu görmezden gelin. Ya Kürt meselesi bitmiştir, artık öyle bir mesele yoktur. İktidarımız gerekenleri yapmıştır diyen bir iktidar var. Muhalefete bakıyorsun, muhalefet de bu mesele hakkında tek kelime etmeye korkuyor. Bizimle fotoğraf vermeye korkuyor. Veyahut da işte bir çözümde HDP'nin olmasını kabul edemiyor. Bu da deve kuşu gibi kafayı kuma gömmektir ve ülkeyi çözümsüzlüğe sürüklemektir. Biz de bu durumda ki iktidar ve muhalefetin çözümsüz ittifaklar içinde olduklarını görüyoruz ve bu durumu eleştiriyoruz ve bu böyle devam etmeleri halinde de hiçbir şekilde ülkeye huzurun gelemeyeceğini sürekli söylüyoruz. Sayın Gergerlioğlu, tablo tam da resmettiğiniz gibi. Edirne cezaevinden Sayın Selahattin Demirtaş'ın zaman zaman kamuoyuyla paylaştığı bir ifade var. O da muhalefet bir adı üzerinde uzlaşırsa seçimi kazanır. Fakat bu uzlaşma sağlanmazsa kaybedecektir. Yani bu kadar yalın bir gerçek var. Sayın Demirtaş'ın da altını çizdiği böyle bir gerçek var. Hani sayısal olarak ortada böyle bir gerçeklik var. Ama buna rağmen bu yakınlaşma söz konusu olmuyorsa, yani HDP ile resmi olarak ittifak ortağı olmak gerekmiyor ama masaya oturmak, müzakere etmek gerektiği açık. Fakat buna rağmen olmadığı için mi HDP kendi adayıyla seçime katılacağını açıkladı? Burada bir tepki mi var? Ya biz gerçekten baştan beri ortak aday noktasında müthiş bir opsiyon gösterdik. Bunu tüm kamuoyu gördü. Yani aylar öncesinden bir aday açıklayabilirdik. Ama Türkiye'de bir ortak adayla hareket etmek gerekliliği, gerçekliği var. Ve bu yüzden biz herhangi bir aday açıklamadık. Ama öylesine ağırkanlı, öylesine rahat, öylesine böyle vurdum duymaz bir altılı masa var ki halleri çok kötü açıkçası. Hani hala bir adaylık konusunda iyi bir istişare yapmış değiller. Hala bu konuyu yok işte seçim tarihi açıklansın o zaman açıklayacağız diyorlar. Aralarındaki büyük ihtilafları 2 dakikada çözeceklerini zannediyorlar. Ciddi meseleleri ciddi bir şekilde oturup tartışmaya ya cesaret edemiyorlar, sürekli erteliyorlar, sürekli erteliyorlar. Hani öyle öyle görünüyor ki seçimden sonra adaylarını açıklayacak. Yani böyle bir hal olabilir mi ya? Artık trajikomik bir hale düşüyorlar. Bu olacak bir şey değil. Yani Erdoğan aylardır kendi adaylığını açıklamış. Cumhur İttifakı var gücüyle sahada çalışıyor, gayret ediyor. Bir sürü bunun için siyaset üretiyorlar, seçim ekonomisi uyguluyorlar. Ve aslında anketlerde çok iyi durumda olmadıkları, kaybetmeye yakın oldukları halde büyük bir gayretle maddi açıdan, siyasi açıdan her şeyi kullanarak bir son durum oluşturmaya çalışıyorlar. Ama altılı masanın hali facia yani. Hala daha bir ağırkanlı bir halde. Biz bunun üzerine tabii bir aday açıklama ihtiyacı hissettik ve bir aday açıklandı sonu. Yani aday gösterileceği açıklandı, kim olduğu açıklanmadı. Ve fakat hala gereken duyarlılık yok. Yani biz parti yetkililerimiz de müzakerelere açık olduğumuzu beyan etmelerine rağmen hala altılı masa efendim bir şey adım atmıyor. Böyle ciddi meseleleri ne kadar önemli ve uzun uzun tartışılması gerektiğini göremiyor. Hala erteleme tavrında. İşin doğrusu bu önemli bir hamleydi HDP adına, Emek ve Özgürlük Biz de İttifakı adına. hatırlatalım. Tabii ki aday hamlesi önemli ama bununla birlikte eş genel başkan Profesör Doktor Sayın Mithat Sancar katıldığı bir televizyon programında biz aday açıklasak dahi müzakerelere açık olacağız dedi. Bu Evet. aslında HDP'nin ana çizgisinde bir değişiklik olmadığını gösteriyor. Millet İttifakı'yla olası genişleyebilecek Millet İttifakı ile ilgili ilişkilerinde. Peki belki bir manşet çıkarırız buradan. Mutlaka sizin de kulağınıza çalınmıştır. Sizin de adınızın geçtiği bir takım isimler dolaşıyor kamuoyunda ama parti içerisinde, partinin ilgili kurullarında
hangi isimler zikrediliyor? Bizimle paylaşabileceğiniz isimler var mı? Yahut da belli bir aday profili belirdi mi partinin zihninde? Sizin parti adayınız için diyor. Ya işin doğrusu isim konusunda ben de medyadan takip ediyorum. Yani partinin MYK organları bu konuda isim konusunda bir karar verecek. Hani medyaya yansıyan bir takım isimler oldu. Sonuçta nasıl bir karar çıkacağı belli değil. Ve hatta bu müzakerelere açığız beyanından sonra bir ortak aday açıklanırsa böyle bir aday açıklaması olacak mı? Bunlar çok net değil. Bu noktada hani kesin bir şey söylemem mümkün değil. Çünkü isimler konusunda medyada dolaşan bir takım isimler dışında partide bu konuda netleşmiş bir durum yok işin doğrusu. Evet, ben cevabımı aldım. Hani aday açıklanacak, aday belirlenecek ama şu ana kadar üzerinde uzlaşılmış bir isim yok. Belki bu Sayın Gergerlioğlu da olabilir. Yani ucu açık. Buradan onu anlıyoruz. Son olarak Sayın Gergerlioğlu Anayasa Mahkemesi'ne dönelim yine. Anayasa Mahkemesi bir karar verdi. Aslında malumunuz Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından kapatma istemiyle bir dava açılmıştı. Arada bir tedbir talebi istenilmişti hazine yardımı ile ilgili. Tabii usulen de çok tartışıldı bu. Böyle bir karar verebilir mi Anayasa Mahkemesi diye. Fakat bir blokaj söz konusu. O da HDP'nin hazine yardımına geçici de olsa bir blokaj söz konusu. Acaba bu sonraki nihai kararın bir öncülü mü size göre ya da o kararı tamamen bağımsız mı değerlendirmek gerekir? Bu gelişmeler ışığında bu kapatma istemiyle açılan davanın kararında ne bekliyorsunuz? Şimdi kapatmayla ilgili iddialara baktığımız zaman anayasal, hukuki olarak kapatmanın gerçekleşmesinin mümkün olmadığını görüyorsunuz. İnanın ki o kadar abuk subuk şeyleri bir torbaya doldurmuşlar ki. Yani trajikomik bir iddianame var ortada. Fakat ülkede işlerin hukuki olmadığını, siyasi olduğunu hepimiz iyi biliyoruz. Ve bunun göstergesi ne oldu? Yani daha kapatma davası sonuçlanmadan aman paraları kaptırmayalım düşüncesiyle hesaplara bloke kondu. Şimdi bu kadar hukuksuz bir kararın bile 8 üyenin onayıyla alındığı bir anayasa mahkemesinden açık söyleyeyim. Ben kapatma yönünde bir karar çıkma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü düşünün bir hesaplara bloke koyma kararında bile bu kadar inanılmaz bir şeyde bile 8 üye evet diyebiliyorken artık kapatma kararında böyle bu kadar daha belli bir siyasi kararda yani bir kapatma yönünde kararın çıkma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu düşünüyorum. Çünkü Şubat ayında Sayın Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan da görevinden ayrılacak ki Zühtü Arslan hesaplara bloke koyma kararında red oyu vermişti. Demek ki o oy da ortadan kalkacak. Bütün bunlar son derece önemli. Artık iktidarın az çok istediği bir oy oranı 10'a 5 biliyorsunuz. Hatta bilemiyorum belki 10'a 5'in bile üstünde bir onay gelebilir. Tabii %100 demiyorum ben bunları. Ama şu anda gördüklerimiz itibarıyla çok hukuki bir tablo yok karşımızda. Daha böyle bir olumsuz bir tablo çıkabilir ortaya. Evet, Kürt siyasi hareketi bu konuda çok deneyimli. Son olarak onu soralım. B planı malumunuz yine bu hareketin yabancısı olmadığı bir sistem. Bağımsız adaylarla seçime girmek. Fakat alternatifiniz de söz konusu. Konuşuldu mu B planı parti içerisinde? Bunlar B planını bırakın. C, D, E planları da konuşuldu. Birçok farklı ihtimale karşı farklı ihtimaller, varyasyonlar konuşuldu. Sanırım Kürtlerin veya HDP seçmeninin arzu ettiği siyasi bir yapının temsil edilmesi gerçekleşecektir. Bunun önüne geçemeyeceklerdir. Çünkü bir de gerçekten milyonlarca kişinin kemik bir kitle olarak kaldığı bir yapı var. Direndiği, geri adım atmadığı bir yapı var. Burada istediğiniz kadar partiler kapatın. Kaç kez kapattılar, değişen bir şey olmadı. Ve
Bu sefer de kapatsalar bile farklı alternatiflerle Kürt siyasi hareketi yeni alternatifleriyle yoluna devam edebilecektir. Peki Sayın Gergerlioğlu, çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun, iyi yayınlar diliyorum efendim. Hoşça kalın. Sevgili TR724 takipçileri, gündem özelde konuğumuz HDP Kocaeli Milletvekili Sayın Ömer Faruk Gergerlioğlu'ydu. 6 yaşında bir çocuk, Yusuf Kerim'le başladık. Yusuf Kerim, Sayın ölümcül bir hastalığın pençesinde, Sayın Gergerlioğlu'nun ifade ettiğine göre halihazırda maalesef mevzuata takılıyor, görünüyor. Annesiyle kavuşması Yusuf Kerim'in, oysa bir kanun hükmünde kararname ile binlerce, on binlerce, hatta yüz binlerce insanın hayatının alt üst edildiği bir sistemde mevzuatın sözü ediliyor. Ölümcül bir hastalığın pençesindeki çocuğun son günlerini annesiyle geçirmesi durumu karşısında. Ve tabii siyasetle konuştuk Sayın Gergerlioğlu'yla. Elbette HDP kendi adayını açıklayacağını, adayıyla seçime gireceğini söyledi. Fakat Sayın Gergerlioğlu bir ismin öne çıkmadığını, henüz ismin belirlenmediğini söyledi. Tekrar gündem özelde TRT 724 ekranlarında buluşmak üzere. Hoşça kalın.